Herkese merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf LGS İngilizce Ses Soru Bankası kitabımızın soru çözümlerine devam ediyoruz. 1. ünitedeyiz hala ve test 3'teyiz. Hazırsanız başlayalım. Test 3 birinci soru. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi öncelikle mutlaka soru kökünü çok iyi okuyarak ve anlayarak çözüme başlıyoruz. Which one is not correct according to the invitation card above? Dikkat edelim, not correct. Bu sorudaki en önemli nokta arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi, hangi biri davetiye kartına göre doğru değildir? Bize verdiği bir invitation card var. Invitation card'a dikkatle bakacağız ve aşağıdaki bilgilerden doğru olmayanı bulacağız. Hemen okuyalım arkadaşlar. İsterseniz yukarıdan aşağıya çıkarak da kontrol edebiliriz. A şıkkında sender Ceyda demiş. Neydi arkadaşlar sender? Gönderen kişi. Bir davetiyeyi bir e-mailde ya da bir mektupta aşağıda yazan isim onu gönderen kişidir arkadaşlar. Yani Ceyda'nın sender olması doğru bir bilgidir. B'ye bakalım arkadaşlar. Receiver Naz. Receiver neydi? Alıcı. Bir mektupta, bir davetiyede ya da bir mailde yukarıda yazılan sevgili arkadaşım Naz, işte sevgili arkadaşım Ahmet gibi ifadelerde yukarıya yazılan, hitap edilen kişi o mektubu, maili ya da davetiyeyi alacak olan kişidir. Yani receiver'dır. Bu da doğru. Hemen devam edelim. Event Funfair diyor arkadaşlar. Yapılacak olan, bahsi geçen etkinliğin bir eğlence fuarı olduğu, bir Luna Park gibi bir eğlence fuarında olduğu bahsediliyor. Ancak yukarıda maile dikkatle baktığımızda there is a book fair diyor. Yani bir kitap fuarı olduğunu, ayın kaçında olduğunu, saatini, birlikte gitmeye ne dersin? Kitap okumayı sen de benim gibi seviyorsun diyor. Etkinliğimiz bir kitap fuarı iken şıklarda eğlence fuarı dediği için doğru olmayan seçeneği arıyorduk. Seçeneğimiz Ceyhan oluyor. Bir, bu sebeple C arkadaşlar. Hemen diğer soruyla devam edelim. Soru 2. Which of the following is the correct order? Aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır? Sıralamanın doğru şeklidir arkadaşlar. Burada yeri karışık olarak verilen bir metin var aslında. Bir okuma metni. Ve sizden bu cümleleri doğru sıraya koymanız istenmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken ilk husus, cümleye hangisiyle başlarız ve olay nasıl devam eder? İlk cümlemiz no ile başlayabilir mi? Hayır. I'm sorry ile başlayabilir mi? Hayır. Are you busy on Saturday? Çok güzel bir başlangıç cümlesidir. Diyor ki bu cümlede pazar günü meşgul müsün, çok yoğun musun? Tam bir giriş cümlesidir. Ve eğer giriş cümlemizi bulduysak, hangisinin giriş cümlemiz olduğunu tespit ettiysek devamı zaten akıp gelecektir. İlk cümlemizi bulduğumuz için şimdi anlamına göre devam ettirelim. Birinci cümlemiz pazar günü meşgul müsün? Hayır, değilim. Neden sordun ki? Neden soruyorsun ki? İşte aradığımız ikinci cümle. Devam edelim. Neden soruyorsun ki? Bakalım ne açıklayacak. We are organizing a chess tournament. Bir satranç turnuvası organize ediyoruz. Bize katılmak ister misin? Bir davet geldi üçüncü sırada. Ve bakalım bu davete nasıl bir cevap geliyor. I'm sorry. Çok özür dilerim. But I'm not interested in chess. Çok üzgünüm ama ben satrançla ilgilenmiyorum dedi arkadaşımız. Ve çok anlamlı bir metin oluşturduk. Sıralamamız neydi? 3, 1, 4 ve 2. Bu sebeple doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Soru 3. Güzel ve eğlenceli bir soru arkadaşlar. Yukarıda çok güzel bir davetiye görüyorum aslında. Lezzetli bir davetiye görüyorum ama yapacağımız ilk şey soru kökünü iyi bir şekilde anlamak. Which question has an answer in the card? Hangi soru bir cevaba sahiptir yukarıdaki kartta? Yukarıda bir davetiye kartı görüyoruz. Aşağıdaki soruların cevaplarının hiçbirinin cevabı yok. Bir tanesinin cevabı var. Biz o cevabı olan soruyu bulacağız. Hemen isterseniz yine şıklardan ilerleyebileceğimiz bir soru. Şıkka bakıp yukarıya bakabileceğimiz
eşleştirerek sıra sıra gidebileceğimiz bir soru. Hadi bakalım A şıkkı ile başlayalım. How often do they organize this event? Ne sıklıkla bu etkinliği organize ediyorlar? Hadi bakalım yapılacak olan bahsi geçen etkinliğin bir sıklık ifadesi belirtilmiş mi? How about eating and feeling good? Yemeye ve iyi hissetmeye ne dersin? Çok güzel bir giriş olmuş. Yemeli bir etkinlik olsa gerek. We are organizing a family picnic. Bir aile pikniği organize ediliyor. Pazar günü ve Nisan'da, 3 Nisan'da pazar günü. Saat 9'da başlayacak. Hava sıcak ve ılık olacak. Seni de orada görmeyi umut ediyoruz. İyi bir aileye sahip olmak büyük bir şanstır diyor arkadaşlar bitirirken davetiyeyi ve detaylı bilgiler için beni arayabilirsiniz diyerek bir telefon numarası verilmiş. Şimdi bakalım ne sıklıkla bu etkinliğin düzenlendiğine dair bir bilgi var mı? Ben böyle bir bilgi göremedim. Her yıl düzenlediğimiz, üçüncüsünü düzenlediğimiz, her ay düzenlediğimiz gibi bir sıklık ifadesi yok. A gitti. Hemen B'deki soruya bakalım arkadaşlar. Where does the picnic take place? Piknik nerede yer alır? Pikniğin yerini görüyor muyuz? İşte şu parkta, şu açık alanda, şu dağda, şu göl kenarında gibi bir yerden belirtilmiş mi? Bir yer bahsedilmiş mi? Hayır. Hiçbir yer ifadesi göremiyoruz. B'ye de gitti. Hemen C'ye bakıyoruz. When does the event take place? Bu etkinlik ne zaman yer alacak? Yani etkinliğin zamanı ne zaman? Tarihi ne zaman? Burada etkinliğin 3 Nisan pazar günü olduğundan bahsedilmişti. Bize açık bir tarih verilmişti. O yüzden bu sorunun cevabını biz davetiye kartında net bir şekilde bulabiliyoruz. Sanırım cevabı olan tek seçenek C. Hemen yine de D'yi kontrol edelim. How much does it cost to attend? Bu etkinliğe katılmak ne kadar, kaç lira? Bu etkinliğin katılım ücreti nedir diye soruyor. Bununla ilgili de herhangi bir bilgi davetiyede olmadığı için cevabımız Ceyhan. Hemen diğer soruya geçelim. Soru 4. Ne yapıyoruz? Hemen soru kökünü okuyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre Amy. Hemen bilgiyi okuyalım. Amy ile alakalı doğru olan Amy deyip devam edebileceğimiz, tamamlayabileceğimiz ifadeyi bulalım. Amy has a lot of friends. Amy'nin çok arkadaşı var. She has a good relationship with her buddies. Kankalarıyla da çok iyi bir ilişkisi var. Everybody likes Amy. Herkes Amy'yi sever ve she gets on well with her friends. Ve o da arkadaşlarıyla çok iyi geçinir. Bu durumda Amy kolaylıkla arkadaşlık mı kurar? Bunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Eğer bir kişinin çok sayıda arkadaşı varsa, kankalarıyla, dostlarıyla çok güzel bir bağı varsa, o kişi kolaylıkla ve iyi bir şekilde arkadaşlık kuruyor diyebiliriz. Çünkü a lot of friends diyor. Çok sayıda arkadaşı varsa kolaylıkla arkadaşlık kurabiliyordur. Doğru bir ifade. Hemen B'ye bakalım. He has bad personal traits. Kötü bir karakter kişilik özelliğine sahiptir. Eğer öyle olsaydı arkadaşlarıyla iyi geçinmezdi. B'ye gitti. Bencildir, çok utangaçtır. Asla. Eğer utangaç olsaydı çok 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 sayıda arkadaşı olmazdı. Gitti. Hiç yakın arkadaşı yoktur diyor. Halbuki çok sayıda iyi geçindiği, arkadaşları tarafından sevilen bir kişi. O yüzden cevabımız Adana olacak. Diğer soruyla devam edelim. Soru 5. Hemen soru köküne odaklanalım. Acaba soru bizden ne istiyor? Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Doğru olan seçeneği arıyoruz. Hemen yukarıyı analiz edelim. Hey Doruk, what are you doing tonight? Bugün ne yapıyorsun? Would you like to come over for a drink? Bir şeyler içmek için bana uğramak ister misin? Why not? Neden olmasın? Arkadaşlar, neden olmasın bir kabul ifadesidir. Yani bu teklif kabul edildi. Neden olmasın? Yapacak bir şeyim de yok zaten, dedi Doruk. Hemen devam edelim. We also can play computer games and watch movies. Aynı zamanda birlikte bilgisayar oynarız, filmler izleriz. Buna
bu ifadeye de doğrunun cevabı I'm sure we will have great fun. Sounds great. Eminim harika eğleneceğiz. Kulağa süper geliyor diyor. Zaten teklifi de arkadaşımız seve seve kabul etmişti. Hemen doğru cümleyi bulalım. A şıkkı diyor ki Doruk refuses the invitation. Arkadaşlar Doruk teklifi reddetti dediği için devamını okumuyorum bile. Çünkü teklif kabul edildi. Batu invites Doruk to a concert. Batu Doruk'u bir konsere mi davet ediyor arkadaşlar? Hayır, bir şeyler içmek için uğramaya davet ediyordu. Kendini bana uğra, bir şeyler içelim diyordu. Bir konser daveti değildi. B gitti. Hemen C'ye bakalım. Doruk doesn't have any plans. Doruk'un hiçbir planı yok. Bu sebeple daveti kabul ediyor. Evet doğru. Doruk'un yapacak bir şey yoktu ve daveti de kabul etmişti. Çok güzel bir, tamamı doğru bir ifade. Doğru cevabımız bu sebeple C olacak. Hemen D'ye bakalım. Onlar birlikte sınava çalışacaklar. Hayır, onlar birlikte bilgisayar oynayacaklar, film izleyecekler ve bir şeyler içecekler. D şıkkı da bu sebeple yanlış. Doğru cevabımız C olacak. Soru 6'ya geçelim. 6. soru. Hemen soru kökünü dikkatli okuyoruz. Which one is the best option to fill in the blank? Aşağıdakilerden hangisi boşluğu dolduracak en iyi seçenektir? Burada bir metin var. Metinde bir boşluk var. Bu boşluğu dolduracak best option arıyoruz arkadaşlar. Yani en iyi seçeneği arıyoruz. Hemen okuyalım. Görselde birbiriyle tartışan, birbiriyle iyi anlaşmayan iki kişi görüyoruz. Okey, bunu da cebimize koyalım ve devam edelim. Elena is not a good buddy for me. Elena benim için iyi bir kanka, iyi bir dost değil. I don't count on her anymore. Ona artık güvenmiyorum. Çünkü dedikten sonra buraya kötü bir ifade yazacağız arkadaşlar. Benim için iyi bir dost değil dedi. Ona hiç güvenmiyorum çünkü dedi. O zaman biz kötü bir şey arıyoruz. Hemen şıklara inelim. Acaba aradığımız ifade nerede? We like spending time together. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyemeyiz. Çünkü benim için iyi bir arkadaş değil diyordu. Birlikte zaman geçirmek istemeyecek bu kişiyle. Çünkü o çok yardımsever. O beni her zaman destekler der mi arkadaşlar? Tabii ki demez. Çünkü biz kötü bir ifade arıyoruz. C'ye bakalım. She shares my secret with others and tells lies. Wow, çok sert. Diyor ki o her zaman benim sırlarımı başkalarıyla paylaşır ve yalan söyler. İşte benim aradığım kötü ifade burada. Onu sevmiyorum, ona güvenmiyorum. Bakın zaten güvenmiyorum demişti. Benim dostum değil demişti. Çünkü ne yapmış? Onun sırlarını paylaşmış. D'ye de bakalım. Beni çok güldürür, çok komiktir demez. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Hemen soru 7'ye geçelim. Soru 7. 7. soruda arkadaşlar soru kökünü dikkatle okuduğumuzda Which of the following pictures does not show Jack's free time activities? Aşağıdakilerden hangisi Jack'in boş zaman aktivitelerini göstermez diyordu. Demek ki Jack'in boş zamanlarında yapmayı sevdiği etkinliklerden bahsedilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değil? Hemen bakalım. In my free time, I like playing soccer with my friends. I also like going on a picnic. Sometimes I enjoy watching comedy movies. I like spending time with my friends because we have similar interests and hobbies. Yapmayı sevdiği etkinlikleri futbol, piknik, komedi filmi ve arkadaşlarla buluşmak olarak değerlendirirsek eğer... Hemen bakıyoruz. Hangi şıklar gidiyor, hangileri kalıyor? Burada film izleyen bir arkadaşımız görüyorum. Bu onun boş zaman aktivitelerinden biri olabilir. Burada piknik görüyorum. Yine piknik yapmayı sevdiğini söylemişti. Bu da olabilir. O yüzden doğru cevabımız değil. Futbol oynayan bir grup genç görüyorum. Bahsetmişti zaten. Ve ancak D şıkkında arkadaşlar, D şıkkında ise... Ders çalışan gençler görüyorum. Ancak ders çalışmak Jack'in boş zaman aktivitelerinden biri olmadığı için doğru cevabımız Denizli oluyor. Geçelim hemen diğer soruya. Soru 8.
soru kökünü dikkatli okuduğumuzda which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı konuşmayı tamamlar? I'm going to play bowling with Kate. Kate'le bowling oynayacağım diyor ve bir boşluk. Cevaba bakalım. That sounds fun. I can't miss this chance. Cevap veren kişi, wow, kulağa eğlenceli geliyor. Ben bu şansı kaçıramam diyerek bu cevap veren arkadaşımız bir teklif kabul ediyor. Demek ki boşlukta biz ne bekliyoruz arkadaşlar? Bir soru bekliyoruz. Bir davet bekliyoruz ki cevap olarak wow, kulağa eğlenceli geliyor desin. Hemen şıklara bakıyoruz. Birinci sorumuz, arkadaşlarınla iyi geçinir misin? Kulağa harika geliyor, bu şansı kaçıramam diyemez. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. İşte biz bowling oynamaya gideceğiz. Bize katılmak ister misin? Kulağa harika geliyor, ben bu şansı kaçıramam. Tam aradığım davet cümlesi olabilir. C'ye bakıyoruz hemen, devam edelim. C'de sinemaya gitmeyi sever misin? Bir sinema daveti yok arkadaşlar, dikkat. Burada bir davet yok. Sadece bir şeyi sevip sevmediğini soruyor. Sinemaya gitmeyi sever misin? Kulağa harika geliyor, bu şansı kaçıramam. Ancak sana bir şans sorulmadı ki, o yüzden cevabımız C'de olamaz. D'ye bakalım. What do you like doing with your friends? Arkadaşlarınla ne yapmayı seversin? Benim aradığım davetiye, davet ifadesi değil. O yüzden cevabımız Bursa. Hemen diğer soruya geçelim. Soru 9. Harika bir yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda bir grafik sorusu arkadaşlar. Grafik sorularında her zaman dikkatli olmalıyız. Sorumuza soru kökünü okuyarak başlıyoruz. Which of the following is correct according to the graph above? Aşağıdakilerden hangisi grafiğe göre doğrudur? Doğru olan ifadeyi arıyoruz. Hemen üst bilgiyi de okuyalım. Sonra grafiği analiz edelim. The pie chart shows the favorite movie types of 100 teens. Aşağıdaki grafik 100 gencin favori film türlerini göstermektedir. Gençlere sorulmuş, denmiş ki what kind of movies do you like? Ne tür filmleri seversiniz? Bu gençlerden arkadaşlar grafiği değerlendirirken size tavsiye. Öncelikle maksimum tercih edileni, sonra en az seçileni iyice bir yerleştirin aklınıza. Sonra detaylara odaklanın. Hangi filmleri seversin dendiğinde 100 gence, %48'i, neredeyse yarısı aksiyon filmlerini sevmişler. %12'si, çok küçük bir oranı da, gençlerin en azı da dramayı tercih etmiş. Bu arada ikinci tercih edilen animasyon, dikkat ederseniz bir o kadar aynı oranda tercih edilen de komedi var. Tehlikeli bir grafikle karşı karşıyayız. Çünkü komediyi tercih edenlerle animasyon tercih edenler aynı oranda ve %48 ile aksiyon birincisi seçilmiş, %12 ile de drama çok tercih edilmemiş. Artık soruyu analiz etmeye, çözmeye hazırız. Hemen A şıkkına bakalım. Drama is the most popular type. Arkadaşlar most, en çok popüler tür dramadır diyor. A şıkkı gitti çünkü drama en az tercih edilendi. B şıkkına bakalım. Teens don't like watching action movies. Gençler aksiyon filmi izlemeyi sevmezler. Olur mu? En çok tercih edilen tür aksiyon olduğu için B gitti. C'ye bakıyoruz. Animation is as popular as comedy. Arkadaşlar dikkat. Burada çok önemli bir ifade var. As ifadesi. Daha önce karşınıza çıktı mı bilmiyorum ama son derece önemli bir ifade bu. As bla 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 as kalıbı. Yani şu kadar bu da. İki değerin eşdeğer olduğu, iki verilen verinin eşdeğer olduğu durumlarda as kalıbı kullanıyoruz. C şıkkını dikkatli çevirdiğimizde, çevirisini yaptığımızda animasyonun komedi kadar popüler, eşdeğer, aynı değerde ikisinin de birbiri kadar popüler olduğundan bahsetmiş. Evet, bu son derece doğru bir ifade. Çünkü ikisi de %20 oranında tercih edilmişti.
C'ye doğru bir cevap. C'ye doğru bir ifade bu durumda. Hemen D'ye bakalım. D'de ise ne diyor? Teens prefer comedy more than animation movies. Denizli şıkkında ise gençlerin komediyi animasyondan daha fazla tercih ettiğini söylüyordu. Halbuki ikisi eşdeğer. O yüzden doğru cevabımız C olacak. Bu bölümün, bu testin son sorusuna geçelim arkadaşlar. 10. sorumuz. Hemen soru kökünü okuyalım. According to the invitations above, yukarıdaki bilgiye göre Sezin accepts. Sezin kabul eder. Acaba neyi? Sezin'in kabul ettiği ifadeyi, kabul ettiği teklifi soracak. Ama bunu çok iyi analiz edebilmemiz ve çözmemiz için üst bilgiyi de okuyalım hemen. Sezin wants to decide what to do on Saturday. Sezin cumartesi günü ne yapacağına karar vermek istiyor. Devam. Some of her friends invite her for different activities. Arkadaşlar onu farklı farklı aktivitelere davet ediyorlar. But she wants to attend an indoor activity. Ancak Sezin bir içeri aktivitesini, içeride yapılan bir kapalı etkinliğe kabul etmek istiyor, katılmak istiyor. Yani böyle dışarıda açık alanda yapılan bir etkinliği değil, içeride yapılan bir etkinliğe dahil olmak istiyor Sezin. Hemen seçenekleri analiz edelim lütfen. A şıkkına bakıyoruz. Let's play basketball on Saturday diyor Sally. Acaba bu Sally'nin kabul edebileceği bir davet mi? Basketbol evet içeride de yapılabilen bir spor ama çoğunlukla spor dışarıda oynanan bir etkinlik. İnsanların böyle açık alanda, açık bahçelerde oynamayı sevdiği bir etkinlik. Ama yine de bekletelim. Hemen Andy'nin teklifine bakalım. Why don't we go cycling on Saturday? Neden bisiklet sürmeye gitmiyoruz diyor. Bu muhakkak ama muhakkak dışarıda yapılan bir etkinlik. Sizin bunu asla kabul etmeyecektir. Betty'ye bakalım. Betty'nin teklifine bakalım. How about having a picnic on Saturday? Cumartesi günü bir pikniğe ne dersin? Bu bir dışarı aktivitesi olduğu için asla kabul edilmeyecektir. Hemen Maggie'nin teklifine bakalım. Would you like to come to my slumber party on Saturday? Cumartesi günü benim pijama partime katılmak ister misin? Arkadaşlar pijama partisi her halükarda, her koşulda bir indoor activity olduğu için, içeride yapılan bir etkinlik olduğu için Sezi'nin kabul edeceği teklif tabii ki bu durumda Maggie'nin teklifi oluyor arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.